Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Total War Warhammer 2 oyunumuza başlayacağız. Biraz öğretici, rehber tadında bir seri olacak. Seri halinde bunu çekmeye devam edeceğiz. Seferlerden yeni sefer dedim. Burada Girdab'ın Gözü ve Ölümlü İmparatorluklar olmak üzere iki tane seçenek çıkacak. Bu Ölümlü İmparatorluk modunda tüm ırklar oluyor. Warhammer 1'deki ırklar ve 2'deki ırklar dahilinde. Harita daha büyük, daha çok ırk oluyor. Yani burada gördüğünüz üzere bir sürü ırk var. Şimdi biz hangisiyle oynayacağız derseniz. Öncelikle ben orklarla oynamayı düşünüyordum. Şu Grimgor demir postla. Yeşil deliller diye geçiyor bunlar. Burada ırk nitelikleri ve bu komutanın fraksiyon etkileri gözüküyor. Başlangıç zorluğu da normal olarak başlıyor. Burada tabi yeşil deliller kendi içinde bir tane komutanı bulur Grimgor. Bir sürü ırkımız var mesela en baştan. Burada yüce elfler var. Bir sürü komutanı var içerisinde. Kertenkele adamlar. Kara elfler falan. Bu tüm ırkların kendine özel şeyleri oluyor. Yetenekleri falan oluyor. Biz yeşil delillerden Grimgor'la oynayacağım ben. Sizler de bunları oynayarak hangi ırkların ne gibi özellikleri var hepsini öğrenebileceksiniz. Yavaş yavaş. Yani oynayarak kazanılan bir şey. Ben bile daha çoğunu pek hatırlamıyorum. Pek bilmiyorum. O yüzden Grimgor'u alacağım. Daha önceden çünkü canavar adamlarla falan oynamıştım. Bu sefer de bir farklılık olsun diye yeşil derilerden Grimgor demir postu seçtim. Yani bu serimiz biraz öğretici, rehber tadında olacak. Oyunu çözemeyen arkadaşlar da bu seriler sayesinde biraz da çözecek. Hep beraber güzel bir şekilde oynayıp ilerleyeceğiz. Evet, oyunumuz başlıyor şu anda. Burada solda çıkan dayımız bize oyun hakkında bilgiler veriyor. Görevlerimizi falan anlatıyor bu genelde bize. Utter superiority over Gorfang should be your first calling. Vanquish the Red Fang and tribes of lesser orcs will flock to your banner, freeing your mobs to look further afield for lands to conquer. Yani cücelerle büyük ihtimal savaşta başlayacağız. Öyle bir şey söylüyor. Etrafımızda dağlarda cüceler varmış. Onlar bize av olacaklarmış. Düşmanlarımız savaşkanmış ve yani onları biraz dize getirmek zor olabilirmiş. Yani buradaki dayı işte bize oyun hakkında ufak tefek bilgiler veriyor. Şu an mesela görev bildirmiş. Bu sağ tarafta şu butonda bize gelen görevler. Görevimiz düşmanla çarpış. Şu fraksiyondaki bir orduyu muharebede mağlup et. Yani kızıl dişlerden herhangi bir orduyu yenmemizi istiyor oyun bizden. Biz neredeyiz? Grimgor burada. Yani direkt zaten bununla bakın yanında savaşla başlıyor. Yani büyük ihtimal direkt alırız herhalde. Neyse bir tur ne diyor? Asker eğitemiyorum. Araştırma mevcutmuş. Hemen şu araştırmaları yapalım. Sefer hareket menzili artı o. %10. Tamam. Bunlar için büyüme. Şimdi bu yeşil derilerde biraz şey var. Liderlikleri düşük. Orada çabuk dağılabiliyor bizim birliklerimiz. Bunu bir arttıralım. Yükseltmelerimiz mevcutmuş. Nerede? Siyah karanlık. Burası bizim demek ki şeyimiz, ana binamız. Siyah karanlık. Buradan hemen bunu 2'ye basalım. 5000 paramız var. Şimdi burada şimdi birlik yetiştiremiyorum. Ordumda bir tane ork veleti. Kara ork. Bir mızrakçı, bir okçu. Kıyamet dalış mancılıkları. Mancılığımız da varmış. Şu an girişlik alabilir miyiz acaba? Onu düşünüyordum. Şuradan vaziyetimi. Marş değil de. Tamam baskını alalım abi.
Baskın kampı. Bir tane şöyle iki tane bundan olsun. Çünkü şeyimiz yok. Bir tane daha okçumuz olsun. Tamam, dörde geçiyor. İki tur sonra biz bunları dalarız. Şu an çünkü askerlerin yeteneklerini falan pek bilmediğim için girip girmemekle şuna arasında tereddütte kaldım. Yani daha serinin ilk başında dakika bir hemen golleyemeyelim diye. Burada biraz bekleyelim, asker basalım. Ha. Onlar bize savaş açtı. Zaten kazanıyormuşuz yani. Direkt burada muharebe mevzilenmesinde burada bizim güç dengemiz gözüküyor. Sarı olan bizim ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor bu düşmana karşı. Onlar da çok az. Direkt bunu otomatik sonuçlandırabiliriz ama ilk videomuzda bir an olsun diye savaşımı kendimiz yönetelim. Bakalım. Şimdi bu Kızıldişlerden bu orduyu şimdi yenersek ilk görevimizi de tamamlamış olacağız. Oradan da bize bir ilk görevi tamamladığımız için şimdi burada bizim birliklerimiz gibi bir tane aynı piyadeden uçu birliği var. Kalan 4 tane şovunu gösterecek bize. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Bunları bir ordu yapayım. Bunlar okçularım. Tamam. Aslında bunu da bunlara katayım. Okçuyu alayım. Tamam. Bu ne? Mancılık. Mancılık burada olmayacak ya. Tamam, mancılık burada değil. Tamam, şimdi bir yaptım. Önce şöyle bir kralımızın ordusunu koydum. İki. Burada şeyimiz olsun. Okçularımız. Üç. Bu bizim mancılığımız. Şu mancılığımız. Bu mızraklı. Mızraklı da hadi burada dursun. Bunu da kanatlardan yardıracağız. Hemen muharebeyi başlatalım. Şöyle bunları yönlendirelim. Bu da buraya gelsin. Okçularımı şu tepeye çıkarayım. Mancılığım direkt vursun. Bu da şöyle okçuları korusun. Benim atlı birliğim herhalde bu. Ha, domuzlu veletler. Ork domuz veletleri. Yani süvari diyebiliriz. Mancılıklarımız başladı vurmaya. Şöyle okçularına doğru girelim. Bu kanattan girsin. Okçular size sıkın. Kardeşim sen de sık. Hepsini teker teker işaretledim. Şimdi buraya da al. Arkada okçuları var. Okçularını almam lazım. Çok fazla okçuları var. Ya okçuları bize zorluk çıkarıyor. Abi okçuları çok zorluk çıkarıyor. Şu arkadaki okçuları almamız lazım. Hemen komutanımızın yeteneğini de kullanalım. Şimdi burayla kapışıyor bunlar. Gel abi geri. Direkt al. Buraya mancılığımız. Kardeşim sen de şuraya da. Okçular. Siz de sıkın. Tamamdır. Şu an kazanıyoruz. Zaten bir zahmet de kazanmamız lazım şu düşmanı çünkü muharebe başlangıcında bizi bayağı
Güçlü gösteriyordu. Kral, nereye gidiyorsun kral? Tamam, okla burayı. Kaçın siz. Kral, buraya gel. Sen de dön buraya. Dön dön dön. Dön abi. Bunların içinde okçu var mı? Bunların içinde okçu yok. Uzaktan bizi vuramayacaklar. Sizler de gelin buraya. Tamam. Büyük ihtimal bitecek şimdi. Fazla uzun sürmez. Ama çok fazla kayıp verdik ya. Sık kardeşim. Oyunu biraz hızlandıralım bu dakikada. Sık buraya. Tamam, zafer. Zaferimizi aldık. Şunları hemen indirelim. Kardeşim, sen buraya indir, gitme. Şu an savaşı kazanmış olmamıza rağmen hemen askerlerim biraz daha adam öldürsün. Biraz deneyim kazansınlar diye. Experience kazansınlar. Biraz daha bir sonraki savaşlarda güçlensinler diye uğraşıyorum. Ya şu an zaten kazandık. Rakibe göre yine fazladan bir kayıp verdik aslında ama bunu hızlandıralım abi. Bunlar buraya aldı. Tamam. Yeterli ya, bu kadar. Muharebeyi sonlandıralım. Muharebeyi sonlandır. 170 tane kayıp vermişiz. Düşman birliği 600 tane kayıp vermiş. Ve 900 tane de mevzilenen askeri varmış. Bizden daha fazlaymış aslında. Ama orduları herhalde biraz kalitesiz ordudan oluşuyor. Biraz fazla etkili oldu. 140 tane adam öldürmüş sadece mancılığımız. Bir de karavuklar da 128 tane öldürünce zaten direkt bunlar sayesinde kazanmış olmuşuz aslında. Rütbe kazanıldı. Şimdi esirleri öldürürsek, yani esirleri fidye için alırsak 300 TL altın veriyor. Liderlik, esirleri katledersek liderlik veriyor. Esirleri ye, bu da birimlere ikmal. Şu an esirleri katledelim de bizim liderliğimiz artsın. Çünkü başta dediğim gibi bu yeşil derilerin liderlik özelliklerinin biraz daha fazla olması lazım. Çünkü ordularımız savaşta çabuk dağılabiliyor. Bu yüzden liderlik bastık. Görev başarılı. Hemen 1000 tane altınımızı alalım buradan. Dayı dedi ki demir kayayı al dedi, yani direkt görevde de geldi. Şu Demirkaya bölgesini al dedi. Yok, düşmanın dedi buradaki kalesine güveniyor dedi. Biz de burayı alırız ya, ama burada iki tane düşman komutanı var. Ve bunu yendik zaten. Bu biraz bayağı bir yıprandı. Bir de kalede düşman birlikleri varsa biraz sıkıntı olabilir. O yüzden şu an biraz daha asker üretip oraya gitmeyi amaçlayacağım. Harcamamış yetenek puanları. Zırh. Tünel. Hareket menzili, karakterin aura etkisi. Bakalım, başka bir şey açamıyoruz. O zaman seferde hareket menzili mi alsak? Seferde hareket menzili alayım. Turu sonlandıralım, bu ilk turu. Birliklerimiz de gelsin. Ya büyük ihtimal ilk videomuzu böyle kapatırız. İlk tatlı bir savaş da yapmış olduk beraber. Teknoloji araştırıldı. Yani tatlı bir savaş da yapmış olduk beraber. Ufak çaplı bir seferberliğimiz oldu. İşte artık ikinci videoda biraz daha gelişip, ben şimdi bu videoda yine askerlerimiz basılmış.
İkinci videoda biraz daha gelişip şuraya hedefleyeceğiz. Yani şunları kesip belki de kaleye de girebiliriz. Çünkü görev de zaten bize verdi. Bu kaleyi al diyor. Artık ikinci video olur. Büyük ihtimalle bu kaleyi alırız. Demir kaya bölgesini. Araştırmamı da yapayım. İnci tonları, hücum bonusu ver abi. Tamam. Biraz daha birlik yetiştirelim bari. Şu an okçumuz, iki birlik okçumuz var. Üç birlik okçu olsun. Mızraklı böyle. Piyade ve mızraklı bastım. Basayım. Tamam. Askerlerimi ayarladım yani şu an basılacak askerleri. Turu sonlandıralım ve ilk videomuzu burada bitirelim. Dediğim gibi bu biraz da böyle öğretici, rehber tadında işte seri olacak. Artık ikinci videomuzda Demir Kaya'ya doğru, buraya, bu bölgeye doğru bir yolculuk yaparız. Hoşçakalın arkadaşlar. Serinin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.